futbollarından mutlu bir gün diliyorum herkese, hepinize. Bugün sizlere Galatasaray'ın efsane hocası Fatih Terim'in futbolculuk kariyerinden bahsedeceğiz. Öyle şeyler yaşadı ki Terim, duyduklarınıza inanamayacaksınız. Haydi başlayalım. Fatih Terim denilince akla ilk gelen şey Galatasaray ve teknik direktörlük. Ancak onun öyle bir futbolculuk kariyeri var ki hem saha içi hem de saha dışı olaylarda gündeme oturan bir kariyer. 4 Eylül 1953'te Adana'nın Çınarlı Mahallesi'nde doğdu Fatih Terim. Annesi Nuriye Hanım ev hanımı, babası Talat Bey ise işçi. Dar gelirli bir aile Fatih Terim'in ailesi. Üstelik babası da şanssızlık kurbanı. Geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden Talat Terim, yanlış yapılan bir iğne sonucu 50'li yaşlarında sağ bacağını kaybetmiş. Dönemin sağlık şartları ne yazık ki onu düzeltebilecek düzeyde değilmiş. Talat Terim evini geçindirebilmek için aynı anda hem kunduracılık hem de aşlamacılık yapıyor. Fatih Terim ise 6-7 yaşlarına geldiğinde babasının eli ayağı olmuş. Fatih Terim babasının sırtına geçirdiği aşlama şişesinden çarşıda, meydanda satmaya başlamış aşlamayı. Fatih Terim o dönem yaşı çift haneler ulaşana kadar babası Talat Terim'e yardım etmiş. Ancak bir süre sonra Talat Terim o dönemde oğlunun iyi bir iş sahibi olması için okuluna odaklanmasını istemiş. Bir süre sonra ise Talat Terim bir otobüs terminalinde iş bulmuş ve daha iyi para kazanmaya da başlamış. Gelelim biraz futbolculuk kariyeri yıllarına. Üç kardeşin en büyüğü olan Fatih Terim 15 yaşına geldiğinde Adana Spor'un altyapısında oynamaya başlıyor. O sıralarda Motor Sanat Enstitüsü'nde öğrenci. Okul ve antrenman temposu içinde öğlen yemeklerinde ise babasına yemek götürüyormuş. O dönemde okul takımını Adana şampiyonu yapmış ve takımın en iyi oyuncusu olmuş. Okul takımıyla birlikte Ceyhan Spor'un altyapısına giriyor. Sonrasında gösterdiği performanstan dolayı da Adana Demirspor ona talip oluyor. Böylece Adana Demirspor altyapısına başlıyor. Terim için ise bu her şeydi. Özellikle de ailesi için futbolcu olmayı, profesyonel olmayı çok istiyordu. Annesinin, babasının ve iki kardeşinin daha refah dolu bir hayata sahip olmasını diliyordu. İstediği şey ise henüz profesyonel olmadan gerçekleşti. Fatih Terim, dar gelirli ailesine katkı sağladığı zaman 16 yaşındaydı. Adana Demirspor genç takımında sadece ona para veriliyordu. Yolun başındaki Terim'in en önemli şansıysa Adana Demirspor'un efsanesi Muharrem Gülergin'in öğrencisi olmasıydı. Bu arada Muharrem Gülergin demişken başka bir efsane olan Metin Oktay'ın Fatih Terim'i transfer etmek için neler yaptığını anlatacağız birazdan sizlere. Ama önce Terim'in Adana Demirspor'daki yıllarına tekrar dönelim. Fatih Terim'in Muharrem Hoca ile arası çok iyi. Antrenmanlar, kamplar, maçlar derken Muharrem Hoca'nın gözdesi Fatih Terim olmuş o dönemde. Hal böyle olunca da Terim'in okulla olan ilişkisi günden güne azalmaya başlamış. Bir süre sonra ise okulu bırakmış Fatih Terim. Artık tek hedefi ise Adana Demirspor A takımı. 17 yaşında Adana Demirspor'un A takımına yükseliyor çok geçmeden. 19 yaşında ise takımın kaptanı oluyor. Terim hırslı ve mücadeleci kişiliğiyle tam bir işçi çocuğu. O dönem takımın da işçisi gibi. 1971 yılında genç milli takıma seçiliyor. Bu sırada Adana Demirspor 72-73 sezonunda şimdiki adıyla Süper Lig'e yükseliyor. Fatih Terim de attığı 9 golle Bektaş Yurttaş'la birlikte en golcü oyunculardan biri oluyor. Terim o zamanlar santrofor ve orta saha forvet arkası olarak oynuyor. Efsane olduğu libero mevkiine ise sonra geçecekti. Fatih Terim 73-74 sezonunda 1. Lig'de oynarken 20 yaşında bir delikanlıydı. 13 Nisan 1974 günü Fatih Terim için çok özel bir gün. Çünkü Adana Demirspor o gün Galatasaray'a deplasmanda konuk oluyordu. Fatih Terim ilk 11'deydi ve sahanın da en iyisiydi. Galatasaray'ın hücumcularına top göstermiyordu. Sezonun bitmesine az bir süre kalmıştı. Fatih Terim'i Beşiktaş istiyordu fakat o sırada Galatasaray da devreye girdi. Galatasaray yöneticisi Mustafa Gürür Adana'ya gidip Fatih Terim'in yaşadığı evin kapısına dahi dayanmıştı. Görüşmeler sonrası taraflar anlaşmış, iş imzaya kalmıştı fakat henüz Adana Demirspor'la bir görüşme yapılmamıştı. 1974'te Romanya'daki Balkan Ümitler Şampiyonası'na Fatih Terim Şenol Güneş'le birlikte katılmıştı. Sonrasında Romanya'dan dönüşte ise Galatasaray Terim'i adeta kaçırmıştı. Ümit milli takımda Fatih Terim'in ona arkadaşı olan Engin Verel de o dönemde Galatasaray'da oynuyordu ve Fatih Terim'i Galatasaray'a ikna etmişti. Ancak iş henüz bitmemişti. Adana Demirspor'la bir pazarlık yapılması gerekiyordu. Beşiktaş hala devredeydi. Galatasaray'ın ise fiyat yükseltmesi bekleniyordu.
ve işler de tam olarak öyle oldu. O zamana kadar daha çok Beşiktaş'a transfer olacağı düşünülüyordu Fatih Terim'in. Genç futbolcu kulübüne 1 milyon 50 bin, kendisine ise 350 bin verilecek o sözleşmeyi imzaladı ve Galatasaraylı oldu. Bu rakam o transfer dönemi için rekordu. Adana'ya kadar giderek transferi sonlandıran kişi ise Galatasaray efsanesi Metin Oktay'dı. Talat Terim'le bizzat görüşmüştü Oktay. Talat Terim, Galatasaray'da oynasın, para önemli değil demişti. Terim'i Galatasaraylı yapan efsane ise Metin Oktay olmuştu böylece. 1974'ün Temmuz sıcağında artık Terim Galatasaraylı olmuştu. Ancak Terim ilk defa aile ocağından farklı bir yerde yaşayacaktı. Çok büyük bir transfer yapmış olsa da bir gün babasını aradı ve şunları söyledi. Baba, transfer parasını geri ver, ben Adana'ya dönmek istiyorum. Fakat bunları söylese de yine bu krizi çözen de Fatih Terim olmuştu. Mücadele etmişti ve kendi problemini kendi çözmeyi başarmıştı. Fatih Terim yavaş yavaş ısınmaya başlıyordu. TSYD kupasında Beşiktaş'a karşı oynadı ve İlk golünü attı. Terim 7 Eylül 1974'te Galatasaray'ın sezonun ilk maçında Giresun'u 2-0 yendiği karşılaşmada 90 dakika boyunca sahadaydı. Galatasaray'a arka arkaya şampiyonluklar yaşatan Brian Birch'un ardından teknik direktör olan bir başka İngiliz Jack Mansell, Fatih Terim'i tereddütsüz olarak ilk 11'de oynatmıştı. İlk sezonunda 2 gol atan ve Galatasaray'a yerleşen isim Fatih Terim, A milli takımda da ilk kez 30 Nisan 1975'te Zürih'te İsviçre ile oynanan maçta forma giydi ve bu formayı da bir daha çıkarmadı. Galatasaray'da geçen bir yılın ardından tıpkı Adana Demirspor'da olduğu gibi kaptanlık pozu bandını almıştı. Galatasaray'da 3. sezonundan itibaren ise Fatih Terim kabuk değiştirmişti. Artık saha içinden çok saha dışındaki olaylarla basının ilgisini çekiyordu. Fatih Terim dış görünüşünü değiştirmiş ve saha dışında yaşadığı olaylarla da çokça gündeme geliyordu. Gazeteciler saha içinde takımın abisi ama dışarıda kabadayı gibi şeklinde başlıklar atıyorlardı. 1979 yılında ise Galatasaraylı yöneticilerle tartışmış ve neredeyse yol ayrımına gelmişti. Fenerbahçe ise o sıralarda Fatih Terim için astronomik bir rakam teklif etmişti. O dönemin yöneticilerinden Turgay Ece, kendisine 1 milyon 250 bin lira teklif yaptık ama kabul etmiyor diyordu. Terim ise yönetimi sıkıştırmıştı, istediğini aldı ve Galatasaray'da kaldı. Şimdi Galatasaray'a daha çok bağlanmıştı. Fatih Terim saha içinde olduğu kadar saha dışında da bir numaralı gündem konusuydu. Futbolculuk kariyerinde bazı tatsız olaylar da söz konusu. Bunları da birazdan videonun devamında öğreneceksiniz. Fatih Terim'in içinde yer aldığı haberler artık goller, asistler, saha içindeki performansı olmaktan çıkmıştı. Haberin konuları artık kavga, polemik ve magazin oluyordu. Galatasaray uzun yıllardır kupaya hasret kalmış ve 1980 yılında oldukça huzursuz geçmişti. Takım kötüyken Fatih Terim'in saha dışındaki olayları daha da konuşulur hale gelmişti. Dönemin teknik direktörü Turgay Şeren'le de güven problemi yaşamış ve bu da basına yansımıştı. Bu konunun hemen akabinde Terim, Galatasaray'ın tek sorunu benim. Aradan çekiliyorum, tatile gidiyorum, hocamla problemim yok. Turgay hocama dost meclislerinde biraz hissi karar aldığını söylemiştim. Bu basına yansıyınca bana her gün bu konuyu sormaya başlamıştı. İşte Terim bu sözleri söylüyor. Turgay Şeren ise Fatih Terim'i saha içinde çok sevdiğini fakat saha dışındaki olayları Terim'in açıklaması gerektiğini söylüyordu. Birkaç hafta sonra ise Fatih Terim antrenmanlara geri dönmüş fakat Turgay Şeren takımdan ayrılmıştı. Takımın başına Brian Birch gelmişti. Terim 5-0 yenildikleri bir Fenerbahçe maçı sonrası izinsiz bir şekilde takımdan ayrılıp Adana'ya gitmişti. Sorulan sorulara da dayanamayıp fakat sonrasında ise yüksek bir para cezası almıştı. Birkaç gün sonra takıma dönen Terim, Brian Birch tarafından affedilmemiş ve altyapıdaki çocuklarla sahaya çıkmaya başlamıştı. Yöneticiler araya girmiş ve bir şekilde bu kriz de çözülmüştü sonrasında. Tüm bu olaylar Fatih Terim'i milli takımdan uzaklaştırıyordu. Dönemin milli takım hocası Özkan Tümer, Fatih Terim'i milli takıma almamaya başladı. Şampiyonluk gelmedikçe Fatih Terim daha da hırslandı. 81 yılı sonunda ise Fatih Terim biraz daha durulmaya başladı. Fatih adında spor eşofmanlarının satılacağı bir mağaza açtı kendine. 1982 yılında ise Fulya Hanım'la evlendi. Saha içi ve saha dışındaki olayları çok konuşulsa da o dönem Galatasaray'ın en iyi oyuncularından biriydi. Yaşanan her olay sonrası o olmazsa olmaz denen bir oyuncudan bahsediyoruz neticede. 54 kez A milli olan Fatih Terim, 11 yıl boyunca kaptanlığını yaptığı Galatasaray'da 327 maçta forma giydi ve 11 gol attı. Saha içi ve saha dışındaki eleştirilere artık dayanamayan Fatih Terim, bir gün Galatasaraylı bir yöneticiyi aradı ve futbolu bırakmak istediğini söyledi. Fatih Terim bu kararı aldığında henüz 32 yaşındaydı. Fenerbahçe ile bir jübile maçı düzenlenmesini istedi ancak olmadı. 1985 yılının Ağustos ayında Ali Sami Yen Stadında Trabzonspor'la oynanan jübile maçında sahaya helikopterle indi. Bu karşılaşmada 15 dakika oynayıp
futbola veda etti. 1985 yılında futbolu bırakan Terim'i çok başarılı bir teknik direktörlük kariyeri bekliyordu. Galatasaray'da lig şampiyonluğu yaşayamadı ama bunun üzüntüsünü Galatasaray teknik direktörü olarak yaşadığı başarılarla dindirdi. Türk futbol tarihinin en başarılı teknik direktörü oldu. Evet, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in futbolculuk hikayesi böyleydi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.